Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin. Osman Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi izleyicilerimiz biraz sizi tanısınlar. Kendinizden bahseder misiniz? Şimdi öncelikle Ali Bey, ben buradan Bursa TV ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için, mahallemiz hakkında bilgi vermek açısından bizlere bu şansı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Ben öncelikle 1982 Bursa Orhaneli doğumluyum. İlk orta öğretimimi mahallemde, liseyi Bursa İmam Hatip Merkez Lisesi'nde bitirdim. 40 yaşındayım. Yaklaşık 6 yıldır da Mehmet Akif Mahallesi'nin muhtarlık görevini yapıyorum. Şimdi, bu ikinci dönemim. İkinci döneminiz. Peki Mehmet Akif Mahallesi Bursa'da nerede? Nasıl bir mahalle? Ne tür özellikleri var? Biraz mahalleden bahseder misiniz? Şimdi Ali Bey, öncelikle mahallem konum itibarıyla şehrin merkezinde sayılıyor. Yanında Botanik Park, Sukay Park, bir tarafında Nilüfer Vadisi, bir tarafında Alman Kanalı dediğimiz Yunus Eli yan tarafında kalıyor. Güzel, şirin bir mahallem. Her tarafı tarım arazisi, ağaçlarla dolu, yeşil alan içerisinde güzel bir şirin bir mahallem. Şirin bir mahalle. Peki sizin ikinci döneminiz neler yaptınız seçildikten günümüze? Şimdi öncelikle Ali Bey... Yani mahallenin sorunlarına derman oldunuz mu? Evet, biz ekibimle beraber temennimiz bu sorunlara çözümünü bulduk. Öncelikle ilk seçildiğim dönemde mahallemin birçok sorunu vardı. Bu sorunların en başında da doğalgaz sorunu geliyordu. Mahallem yaklaşık 74 sokak, 4 tane caddeme bağlı. Mahallemin 34 tane sokağında doğalgaz sorunu yaşanıyordu. Yani neredeyse yarısında, evet, yoktu. Yarısında yoktu. Diğer yarısı en güzel şartlarda doğalgazı kullanırken diğer mahallemin geri kalan kısmında doğalgazdan mahrumdu vatandaşlarım. Evet. Ekibimle beraber göreve geldik. İlk işim bu doğalgaz sorunu çözmek oldu. 2000'e yakın imza toplayarak Ankara'ya iki sefer ekibimle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek burada milletvekilleriyle, bakanlarla yapmış olduğum görüşmeler neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden imarsız bölgelere doğalgaz verilmesi kanunu çıkarıldı. Meclis oylamasında kabul edildi ve akabinde ilk Bursa'da ilk benim mahallemden doğalgaz hizmeti başlayarak bu 34 sokağıma doğalgaz verildi. Yaklaşık 1000'e yakında abonem oldu vatandaş, çok memnun kaldı. Bizler de bu sorunu çözmekten ekibimle beraber gurur duyduk. Akabinde hizmet binamız yoktu mahallemizde. Tabii bu hizmet binası içinde neler var diyeceksiniz. Bakıyorum birçok mahallede hizmet binaları en güzel şekilde. Sizde neler var hizmet binasının içinde? Ali Bey, şimdi öncelikle biz göreve geldikten sonra, bu doğalgaz sorunu çözdükten sonra hizmet binası yapılması için belediye yetkilileri görüştük. Sağ olsunlar, 500 metrekare 3 katlı hizmet binası yaptık. Bunun içerisinde aile sağlığı merkezi, yani sağlık ocağının bir üstü. Burada gündüz 3 tane, gece 1 tane doktor bekleyecek. 7/24 halka sağlık hizmeti verecek. Gece de sağlık hizmeti, evet, var yani. Gece de civar mahallelerde yaşayan halk, vatandaşa da gece de hizmet verecek. En basit örneği, yani bir enjeksiyon iğne vurulması için buradan vatandaşımız kalkıp da Çekirge Devlet Hastanesi'ne veya özel hastanelerde iğne vurmaya gerek duymayıp mahallemdeki aile sağlığı merkezinde her türlü tedavisini yapacak. İçerisinde meslek kursları, bilgi evleri, etütler, sosyal gelişim merkezi, bunlar da faaliyete geçecek yakın zamanda. Akabinde biz göreve geldikten sonra ekibimle beraber en büyük sorunlardan biri de mahallemin çevre yolu, yakın çevre yolunun altında kalması. Burada tabii çevre yol olduğu için vatandaşım, hem öğrenciler, hem yaşlı vatandaşlar, hem de diğer vatandaşlarım mecburen otobüs servis araçlarını binmek için çevre yolunun kıyısında beklemek zorunda kalıyordu. Bu da tehlike arz ediyordu. Can güvenliğini riske, evet, ediyordu. Can güvenliği riski vardı. Bunun sorun çözmek için gerek valilik, kaymakamlık, belediye başkanları olsun dile getirerek bu mahallemin giriş çıkışına 150 metre uzunluğunda bir cep yapıldı. Bu cepte şu an
3 tane otobüs durağı var. Mahalle halkım, vatandaşlarım en güzel şekilde can tehlikesi olmadan burada servis araçlarını ve otobüslerini bekleyerek güvenli bir şekilde seyahatlerini idame ettiriyorlar. Bir diğer sorunum da mahallede, benim mahallem 74 sokak, 4 caddeden yaklaşık 11 bin nüfus Suriyelilerle beraber, göçmen vatandaşlarımızla beraber 13 bine yakın bir nüfusuma sahip. Burada tabii eksik gördüğümüz bir hizmet de mahalle muhtarlık sitesinin olmayışı. Biz göreve geldik, ekibimle beraber bir muhtarlık sitesi kurduk. Burada cenaze, düğün, mevlid, işte halkın duyması gereken veya yapmış olduğumuz hizmetleri bilmesi gerektiğinden dolayı Mehmet Akif Mahalle Muhtarlık Sitesi'ni kurduk. Akabinde bu hizmetlerimiz devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nden mahallemin adına masa sandalye tedarik ederek cenazelerde vatandaşların... Şimdi Ali Bey, benim mahallem Tokat Yozgat. Taziye evi var mı? Evet. Tokat Yozgat vatandaşlarım olduğu için o bölgelerin gelenek kültürlerinde cenazelerde 7 gün taziye veriyorlar. Bu da evin önünde veya başka yerlerde verildiği için sıkıntıydı. Biz de bu duruma sessiz kalmadık, bu sorunu çözdük. Medine Camii'nin bahçesine 150 metrekare alana sahip bir taziye evi yaptık. İçerisinde mutfak malzemesinden tutun, döşemesinden... Taziye evi derken prefabrik gibi bir şey mi yok, koydunuz? Yok, kesin bina. Bina yapıldı. Bina yapıldı. İçerisinde mobilyasından en güzel şartlarını donattık. Halkımıza bu taziye hizmetimizi sunduk. Şimdi malum nüfus yoğunluğu çok olduğu için mahallemde iki tane de okul var. Okullar bölgesi ve gereken birçok noktada mahalleme hız kesici setler yapıldı Ali Bey. Buradan da ben gerekli yetkililere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemin ulaşım sıkıntısı vardı Ali Bey. Burada sadece 15 hat, 15 numaralı hat gidip geliyordu şehir merkezine. Onlara, konulara hepsine tek tek gireceğiz. Tamam. Şimdi siz bana dediniz ki işte hizmet binasında kurslar başlayacak dediniz. Peki bu kurslar hangi bölümler üzerine olacak? Burada kadınların meslek edinmesi, ekonomiye katkıda bulunmaları, aile bütçelerine katkı olsun diye onlara da yönelik özel kurslar olacak mı? Yani mahallede kadınlara pozitif ayrımcılık yapacak mısınız? Şimdi Ali Bey, biz göreve geldiğimizde zaten amacımız, şiarımız hem mahalle gençlerine hem de mahalledeki hanımlarımıza ev ekonomisine katkı sağlayacak şekilde hanımlarımıza yönelik hizmetlerimiz olması için biz seçilmeden seçim propagandamızdı. Ama göreve geldik. Vaatlerinizden. Evet, yani. Vaatlerimizdendi. Göreve geldik. Şu an mahallemde bilgi evi var. Mehmet Akif Mahalle Bilgi Evi. Buraya meslek kursları açarak en başta iğne oyası, tel kırma, işte dikiş nakış, bunların kurslarını açarak şu an faaliyette, zaten OSMEK bilgi evi olarak faaliyette şu an birçok ablamız, kardeşimiz, bayanlarımız da sertifika alarak şu an tekstil üzerine veya dikiş nakışta konfeksiyon üzerine çalışan ablalarımız da var. Peki yani evde yöresel ürünlerini üretmelerine yönelik projeniz var mı? Öyle bir şey düşünüyor musunuz? Şimdi Ali Bey, malum demiştim, şu anki mevcut bilgi evi küçük olduğu için bu kursları açmada sıkıntı yaşıyorduk. Ama şu an yapılan hizmet binasında 500 metrekarede her türlü ev ekonomisine yardım olacak. El ürünleri işte. Mahalleden talep var mı bu kurslara? Var, yönelik? Çok talep var. Zaten talep. Biz bu yoğun talebe karşı sessiz kalamadık. Bu sorunu en azından çözerek önümüzdeki günlerde de bu kursları faaliyete geçecek. Her türlü meslek kursları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı verilecek vatandaşlarımıza. Şimdi muhtarım, biraz önce sağlık binasının 24 saat hizmet verdiğini söylediniz. Peki sizin mahallenizden Bursa Şehir Hastanesi'ne direkt hat var mı? Yani Bursa Şehir Hastanesi'ne kolay ulaşabiliyor musunuz? Maalesef Ali Bey. Veya devletin diğer büyük hastanelerine, Şevket Yılmaz olabilir, daha başka devlet hastanelerine ulaşımınız var mı tek seferde? Yoksa mahalleli bunun sıkıntısını çekiyor mu? Maalesef Ali Bey, göreve geldiğimiz günden itibaren, gerçi daha evvelinden de bu ulaşım sıkıntısı vardı ama
şehir hastanesinin hizmete girmesinden dolayı direkt mahallemden şehir hastanesine ulaşım yok. Görüştünüz mü? Defalarca Burulaş müdürleriyle görüştüm. Yapmış olduğum görüşmeler neticesinde. Eski müdürle mi yeni müdürle mi? Eski müdürle, yeni müdürle görüşme imkanım olmadı hala. Tamam. Yani girişimde bulunacaksınız evet. Bir daha. Direkt şehir hastanesinde aktarmalı bir şekilde çalışıyor ama daha sonra inşallah önümüzdeki süreçte direkt şehir hastanesine... Başka ulaşım problemleri var mı hastane dışında? Mahalleye sizin ulaşım kolay mı? Mahalleme ulaşım kolay abi bey. Neden deseniz şu an tarif ettiğim gibi şehrin merkezinde bir tek minibüs kent meydanından veya terminalden minibüs hatları gelmiyordu. Bunu da en son Burulaş Müdürü'yle, müdür yardımcısıyla yapmış olduğum görüşmeden dolayı, bir de Soğanlı Minibüs Durakları Başkanı'nın görüşmemizden dolayı, şimdi Soğanlı minibüsleri de mahallemden her 5 dakikada bir geçerek kent meydanına terminal ulaşımı sağladık. Şimdi muhtarım, her muhtara göre mahallesi Bursa'nın en güzel mahallesidir. Şimdi sizin mahallede oturmayan birisi niye sizin mahallede oturmalı? Sizin mahallenin artısı ne? Bizim mahallenin artısı şöyle Ali Bey. Farkı ne yani? Tarif ettiğim gibi yeşil alanın içerisinde olması. Bir de botanik park, hayvanat bahçesi, su kay park. İşte birçok sosyal aktivitenin mahallem civarında olması. Bir de şehir merkezine yakınlığı. Şöyle en yakın stadyum var. İşte kent meydanına heykele. 10 dakika mesafe, 15 dakikada ulaşım sağlanıyor. Güzel bir yeşil alan içinde olmasın. Peki muhtarım, şimdi Bursa'da hemen hemen mahallelerin %80'inde kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu söyleniyor. Sizin mahallede kentsel dönüşüm ihtiyacı var mı? Mesela depreme dayanıksız yapı stoğu çok var mı? Mesela 17 Ağustos depreminden önce yapılaşma var mı? Ne durumda mahalle? Ve bununla eğer varsa görüştünüz mü belediyeyle bu konularda? Şimdi Ali Bey, bundan önceki yönetim de sürekli görüşmelerim oluyordu. Mahallem 1957'den sonra kurulan bir mahalle olduğu için eski mahalle. Eski mahalle. Genelde yapıların %80'i 2000 yılından önce yapılanlar. Yani 30-40 yıllık yapılar. Bir de o zamanki ekonomik şartlarda fakirliğin olduğu bir dönemde yapılan yapılar olduğu için en basit vereceğim yani birçok örnekte de ikinci, üçüncü katlarda direksiz binaların olduğu binalar var. Ben bu kentsel dönüşüm sorunu her zaman dile getiriyorum. Yine de dile getirmeye devam edeceğim. Şimdiki yeni yönetime de bildirdim. Kentsel dönüşüm sorunu var. Malum 17 Ağustos 99 depreminden sonra Marmara için çok acı bir tecrübe oldu. Evet. Çok yıkıcı bir depremdi. Allah bir de öyle depremler yaşatmasın. İnşallah temennimiz. Korkuyorum zaten olası bir ona yakın bir depremde mahallemin halini düşünüyorum. Peki sizin mahallede hiç zemin etüdü yapan oldu mu? Belediye olsun, başka bir şey olsun. Zemin etüdü yapıldı mı sizin mahallede? Maalesef Ali Bey, seçimden sonra yeni yönetime ben iki defa dilekçemi verdim. İki defa da başkanla görüşmemden sonra mahallemde deprem ölçümü yapılması için, deprem riski ölçümü yapılması için taleplerimi sıraladım. Erkan Başkan'la mı görüştünüz? Evet, Erkan Başkan'la. Bundan önceki yönetimin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer, Osman Gazi, Yıldırım 3 büyük ilçede deprem riski ölçümü yapılacak gün geldiği zaman. İlk önce de Osman Gazi'de riskli bölgeler, riskli mahalleler dediğimiz benim mahallem. Tel örgünün üstü işte Fatih, Çiftahavuzlar, Çirişan bu bölgeler riskli olduğu için hatta 5 yol civarında başladı. Bunlara dahil edilip inşallah kentsel dönüşümde mahallemin de faydalanmasını istiyorum. Allah korusun bir depremde toplanma alanları falan var mı mahallede? Maalesef. Yani mahalle olarak depreme hazırlıksız mısınız siz? Evet Ali Bey. Neden deseniz, çünkü biz bu süreçte ekibimle beraber birçok eğitime katıldık. Deprem eğitimlerine işte gerek okullarımızda da halkımıza birçok konuda eğitimleri okullar müdürü olsun öğretmenler vasıtasıyla veriyoruz ama halkın biraz daha bilinçlendirip en azından benim depremde toplanma alanı talebim yerine getirilmesi, deprem konteyneri alan var mı bunun için? Var, alan var. Ama işte yeni yönetimin seçimden çıkıp kadroların yerine oturmasını bekliyoruz. Şu an biraz bütçe sıkıntısı var malum.
seçimden çıktı. Peki altyapı sorunlarınız var mı mahallede? Yani böyle sel, taşkın gibi şeyler oluyor mu? Mesela su filan basıyor mu yağmur yağışlarında? Ne durumda mahalle? Şimdi Ali Bey, mahallem konum itibarıyla dediğim gibi şehrin ovada... Yani gözlerden uzak bir mahalle değilsiniz. Değil. Merkezi mahallesiniz. Evet. Malum konum itibariyle şehrin merkezine yakın olmasından dolayı eskiden ovalık, şu anda tarım arazisi olmasından dolayı yani düz arazi. Altyapı sıkıntımız yıllardır var. Çünkü 60 yıllık, 70 yıllık bir mahalle. O dönemde yapılan altyapı hatlarının şu anki nüfus kalabalığından dolayı taşımaması. Yenilenmesi gerekiyor. Evet, yenilenmesi gerekiyor. Bundan önceki 2-3 ay önce yağan yağmurlarda ben bir 7-8 sokağımda sel taşkını, kanalizasyonların taşmasını bile kez kendim gördüm. Ekiplerle beraber halkımıza müdahale ettik. Giderdik sorunlarını. Muski Kanalizasyon Şube Müdürleriyle, gerek Muski Genel Müdürüyle yapmış olduğum görüşmelerden dolayı, şu anki bütçenin olumsuz olmasından dolayı mahallemin altyapı sorunu var. Ama inşallah önümüzdeki yıllarda yeniden altyapılar komple yenilenip halkımın daha ferah, daha asfalt sorunu diye. Var mı? Asfalt olmayan sokak ve caddelerin var mı muhtemelen? Yok, maalesef asfalt sorunum yok. 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 Çünkü başına söylediğimden itibaren şöyle, doğalgaz geçtiği için bütün sokaklar 34 sokağa. O arada diğer eksik kalan asfaltsız sokaklarımı da asfaltarak. İkisi bir arada oldu ikisi yani. İkisi bir arada asfalt sorunumuzu giderdik. Şimdi muhtarım, biraz önce hizmet binasından bahsettik. Mahallende sosyal donat alanları var mı? Yani mesela gençler spor yapmak isteseler spor yapabileceği alanlar var mı? Çocuklar için park, bahçeler var mı? Ne durumda mahalle? Şimdi Ali Bey, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizim görev gelmemizin amacı işte gençlerimizi uyuşturucu, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için göreve geldik. Sağ olsun o zamanki yöneticilerimiz Nilüfer Vadisi'nde gençlerimize yönelik basketbol, futbol sahaları yaptılar ama gençlerimiz mahalle dışına çıkıp da oraları kullanmak istemiyorlar. Biz de bunu, uzak mı geliyor? Uzak geliyor. Biz de bunun talebini yaptık. Oraya gittikleri zaman ceplerinden yol parası da bir çeşit ödemiş evet. Oluyorlar sonuçta yani. Evet. Hem biraz da maliyetli gibi oluyor yani. Halbuki şöyle bir avantajımız da var. Ne avantajınız var sizin? Mahallemin spor kulübü var Ali Bey. Evet. Uluşehir Spor Kulübü. Daha evvelden Mutlular Spor Kulübü'ydü. Şimdi Uluşehir Spor Kulübü var. 250-300'e yakın. U9 yaşından tut. U18, U19'a kadar futbolcularımız var. Hatta bayan takımımız da var. Peki bu kulübümüz bugüne olması... kadar çıkardığınız hiç futbolcu yok mu? Süper Lig'de falan oynayan, birinci lige falan çıkmış mahallenizden hiç yok mu? Şu an var. İsmail Korkmaz var. Kendi daha öğrenden. Şu an Bursa Spor U17'de oynuyor. Hatta Ümit Milli U17 takımına seçildi. Ümit Milli'de evet. De var. Ümit Milli'de de var. İsmail Korkmaz. Yani siz bir anlamda futbolcu fabrikası oluruz mu diyorsunuz? Evet. Çünkü başındaki hocalarımız olsun, başkanlarımız olsun, kendi yöremizde olduğu için herkesin birbirine güveni olup sorunsuz bir şekilde, güvenli bir şekilde çocuklarını gönderiyorlar. Çoğu zaman ben bile şeylerine takip ediyorum, idmanlarına gidiyorum. Yani ben buradan hocalarıma da teşekkür ediyorum. O kadar böyle ilgi alaka çocukların yetişmesi için. Diyorum işte 300'e yakın sporcumuz var. Bayan takımımız bile var. Çok iyi. Spor kulübü. Bayan futbol, işte, bayan futbol takımımız evet, da var. Var. Başarıları var mı? Başarıları şu an işte onların kendi liginde ikincileri var, ikincilikleri. İnşallah bu sezon biz şampiyonluğu ümit ediyoruz. İşte bu elimizde imkanlar varken sosyal tesisimiz yok. Ben buradan gerekli yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza sizlerin vasıtasıyla duyurmak istiyorum. Mahalleme yakışır bir sosyal tesis yapılmasını istiyorum Ali Bey. Mahallenize yakışır evet. Sosyal tesis yapması. Yani gençlerin orada sporcularımızın idman yapabileceği kafeteryada dinlenip idman sonrası dinlenmeler için ailelerin oraya çocuklarını getirip güvenli bir şekilde, ferah bir şekilde orada çocukların maçlarını, idmanlarını izleyebilmesi için bir sosyal tesis yapılması istiyorum. Peki mahallenin alışverişini rahat yapabileceği pazar alanı var mı? Kapalı pazarınız var mı sizin? Kapalı pazar alanınız var mı? Şimdi maalesef Ali Bey, göreve geldiğimizde büyük sorunlarımızdan biri de kapalı pazar yeri sorunumuzdu. Şu an yaklaşık 20 yıldır iki sokağıma pazar kuruluyor. Yani
Mimar Sokak'la Meşe Sokağı pazar kuruluyor. 6 yıldır mücadelem devam ediyor. Ne cevaplar aldınız 6 yılda? 6 yılda bir 8 dönüm yer kamulaştırıldı. Kapalı pazar yer için otoparklı bir şekilde. Ama bundan önceki yönetim o 800 dönüm arsayı, araziyi kamulaştırarak yani imara çevirerek burayı ihale usulü vatandaşlara sattılar. Ha, alan vatandaşlar kendi vatandaşlarım ama sonuçta biz orayı mahalle halkına hizmet olarak tahsis ettirdik, kamulaştırıldı. Ama giden yönetimin bunu bu şekil satması hiç hoş olmadı. Biz ekibimle beraber gerekli itirazlarımızı yaptık. Belediye başkanlarına çıktık. JİMER'e dair dosyamı ne dedi ama, size belediye başkanı? Belediye çıkıyor. Dedi ki burayı kamulaştıran belediye, alan belediye, satan belediye, kimse karışamaz dedi. Biz de itirazımızı yaptık ekibimle beraber ama sonuç alamadık. Şimdiki yönetim sağ olsun Erkan Aydın başkanı ben bilakis Erkan kendim, başkan ne diyor bu konuyu? Açtın mı kendisine? Bilakis kendim bu konuyu açtım. O da sağ olsun tamam muhtarım dedi. Biz dedi gerekeni yapacağız. O arazi dedi yeniden kamulaştırılacak. Mahalle hizmete sunulacak dedi. Hatta en son görüşmemde bir açılış programında dedi ki muhtarım davayı açtık. İnşallah dedi önümüzdeki günlerde dava sonuçlanır. Biz de oraya en güzel hizmetleri yapacağız diye Erkan başkanım sağ olsun bunu bana bildirdi. Şimdi muhtarım yavaş yavaş programın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersin? Biraz önce programda konuşurken unuttuğum mahallenin sorunları var mı başka? Çünkü bizim Bursa TV ekranları Bursa'nın tüm mahallelerine açık. Tüm mahallelerinin bilinmesini istiyoruz. Bunların bir sorunu varsa gündeme gelmesini istiyoruz. Yani sizin neyiniz var istediğiniz? Devletten beklediğiniz veya kendi vatandaşınızdan istediğiniz talepleriniz de var mı? Şimdi Ali Bey öncelikle programın başında da ifade ettim. En büyük sorunumuz imar sorunu işte. Tarım arazisi bölgesinde yaşadığımız için imar sorunu aşamıyoruz. İmar alamıyoruz. Çünkü belediye yetkilileri imara çıkardığı zaman Tarım İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri olsun imara itiraz ederek mahkeme kararıyla imara askıdan indiriyor. Bu olmadığı için zaten sıkıntılar yaşıyoruz. Tarım alanı olduğu için değil evet, mi? Evet, tarım alanı olduğu için malum şeftali, armut, elma tarlaları olduğu için bunları yetiştiren de kendi çiftçilerimiz malum. Bir de enerji elektrik firması, enerji piyasası, enerji firması 6 yıldır mücadelemi sürdürüyorum. Bu elektrik tellerinin yer altına indirilmesi için en son yapmış olduğum ne oluyor? Kopuyor mu bunlar? Ne oluyor? Ya en ufak bir elektrik kesintisi rüzgarda elektrik kesintisi yaşıyoruz. Bu sefer şimdi malum tarım arazisi olduğu için tarım yapan çiftçi bunu vatandaşımız bu sahne yapıyor, depo yapıyor. Bunu deposuna dolduruyor. Bu sefer de yapılan bu sahne sanayi elektriği bütün ceyranı çekiyor. Peki şimdi program bitmeden çok güzel bir konu açtın muhtarım. Dedin ki bizim çiftçilerimiz var. İşte armudu, meyve filan yetiştiriyorlar. Peki bunların ürünlerini daha rahat satabilmesi için kooperatif gibi bir şey düşündünüz mü hiç? Bunu defalarca biz kendi halkımızda istişare yaparak yani evet. Mahallenin ileri gelenleriyle. Veya bir soğuk hava deposu olabilsin veya bunlara pazar bulmak açısından. Çünkü Türkiye'de ciddi bir tarım sorunu var. Evet. Daha evvel işte birçok vatandaşımız da mahallenin ileri gelen büyükleriyle bu konuyu istişare yaptık. Dedik ki bir kooperatif kurun biz gereken muhtarlık olarak desteği verelim. Görüşecek şeyler yetkililerle beraber gider görüşürüz. En azından bu ürünlerinizin heba olmaması veya yurt dışına pazara sunulması için görüşmelerimizi yaptık. Ama işte malum imar sorunu olmadığı için hiçbir şekilde düzenli bir şekilde veya projeli bir şekilde soğuk hava depoları yapılmalı. Ama vatandaşımız kendi imkanlarıyla derme çatma veya ellerindeki imkanlarla soğuk hava depoları yaptılar. Ama bu sefer de işte elektrik sıkıntısı gündeme geldi, nüksetti. Burada da şimdi baktığın zaman trafo yetersiz kalıyor. Hatta bundan bir görüştünüz önce, mü dağıtım şirketiyle? Görüştük. Onlar bizde veren bilgi dediler ki biz şu an Mehmet Akif Mahallesi değil birçok mahallede bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu trafo veya elektrik tellerinin yer altına alınması için şu an bütçemiz yok. Ama işte devlet nezdinde ne kadar bütçe oluşturabilirsek devlet tarafından
o kadar çabuk yaparız diye bize bildirdi yaptılar. Bekliyoruz. Bir de Ali Bey, internet sorunum var. Malum internet firması... internet sorunum var derken altyapı sorunum. Altyapı. Altyapı. Çünkü göreve geldikten sonra yapmış olduğum birçok görüşmede mahallemdeki 74 sokağa fiber internet, yani yer altından internet, özel kablo çekilmesi gerekiyor. Evet, kablo evet. Çekilecekti. Özel firma olduğu için tabii Bursa gibi büyük bir şehirde birçok mahalleye hitap ettikleri için bütçe sorunu, işte sıkıntımız, altyapı sorunu yapacak eleman, personel, işte maddiyat, bütçe yok diye bekliyoruz hala, ama koşuşturmalarımız, çabalarımız devam ediyor. Son olarak sosyal yardımlaşma nasıl mahallenizde? Şimdi Ali Bey, sosyal yardımlaşma sağ olsun devlet yetkililerimiz, kaymakamlık olsun, birçok konuda sosyal yardımlaşmada halka yardımlarını esirgemiyorlar, yapıyorlar. Yani komşuluk ilişkileri güçlü mü? Devletin olmadığı yerde vatandaşlar birbirlerine yardım ediyorlar. Çok. Mahallem, şunu ifade edeyim Ali Bey, mahallem örf, adet, gelenek, kültür olarak Doğu kökenli olduğu için, gerçi hepimiz aynı ülkenin insanlarıyız. Aynı ülkenin vatandaşı. Ama cenazelerde, düğünlerde böyle birlik beraberlik çok olur. Hele hele Ramazan ayı girmeden. İşte herkes erzak getirir, muhtarım bunları dağıtır mısın, fitre, zekatlar, işte sosyal, hele okullar açıldığı günlerde mesela yakınlarda okul ihtiyaçlarını karşılayan aileler çoğalır. Öncelikle de zaten yetim ve ihtiyaç sahibi aileler. Benim zaten göreve geldiğim günden itibaren 50'ye yakın ihtiyaç sahibi ailem var. Bunların 13 tanesi yetim, dul aileler. Diğer geri kalan 37 ailem de aşırı ihtiyaç sahibi. Allah'a şükür ben her türlü hayırsever vatandaşlarımızdan veya devlet yetkililerimizden göreve geldiğim günden itibaren her türlü sosyal desteği alıyorum. Bunu da halkıma, kendim bilakis ekibimle beraber arabamla dağıtarak mutlu oluyorum yani. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim muhtarım. Asıl ben teşekkür ederim Ali Bey. Tekrar yine söylüyorum size ve Bursa TV ekibine, genel yayın yönetmenine ve çalışan tüm arkadaşlara ben buradan çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Bir Mahalleler Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Kalbiniz sevdikleriniz için atsın. Bizden ayrılmayın.